Şimdi değerli arkadaşlarım. Elektrik fiyatlarına 210 kilowatt saate kadar olan faturalara %52 zam yapıldı. 210 kilowatt saatin üstünde olan faturalara da %127 zam yapıldı. Türkiye'de 84 milyon insan, bir insanın iki dudağı arasında gidip geliyor. Zamdan sonra elektrik faturaları çok yüksek gelen vatandaşlar çileden çıkarak Dicle Elektrik Dağıtım AŞ önünde toplanarak yüksek faturaları protesto etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Bu vatandaşa, çiftçiye elektriği bedava verecek dediler. Niye vermeyelim arkadaşlar, bunu yapalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, beraberindeki Cumhuriyet Halk Partisi Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Halil Alagöz, Cumhuriyet Halk Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Yusuf Ziya Ural ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'ye giderek kurumun önünde yüksek faturaları protesto eden vatandaşlara destek verdi. Şimdi faturalar, 500 gelen fatura bugün 1,5 şey geliyor. Evet, %127. Evet. Sayın vekilim, %127 bildiğimiz %127. Evet. Onun şeyinden de ne kadar eklenir varsa şey. Dağıtım bedeli de şimdi, bir o kadar biliyor. Bu yurttaşlarımız bu faturaları, Sayın Basın mensupları, evet, bu faturaları görün. Bu faturaları bu vatandaşın ödemesi mümkün değildir. Yüksek gelen elektrik faturalarını ödeyemeyecek durumda olduklarını ifade eden vatandaşlar sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlığa iletti. En yüksek mühendisdir. İşimiz yok, dayımız yok. Gidip hamallık yapıyorlar şimdi. Benim oğlum dışarıda okumuş. Senin kızla beraber okumuş. Ha. 1 milyon üzerinde üniversite mezunu çocuklarımız hep boşta geliyor. Engel ayrıca hamallık yapıyor. Mühendis bir insan nasıl? Hangi ülkede yaşıyor? Ya şu ülkenin geldiği duruma bak. Mühendis bir insan okul okumuş 25 sene gidiyor hamallık yapıyor. Yazık günah. Kıymetli dostlar. Vatandaşlar sorunlarını AK Parti milletvekillerine ilettiklerini ancak hiçbirinin kendilerine destek olmadığını belirtti. Geçen hafta reddedildi. Geçen hafta zaten. Gelmediler. İsmini vermiyorum. Gidin protesto yapın, sesinizi belki duyarlar dediler. Sayın İsmini vekili, vermiyorum. Sayın vekili. Sayın vekili aradık. Siz gidin protesto yapın, sesinizi duyurun. Ama biz AK Parti vekili, AK Parti. AK Parti milletvekili telefon açmadı. Biz ismini vermek istemiyoruz. CHP milletvekili Aziz Aydınlık'sa her zaman için vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Değerli vatandaşlar, değerli ufalar, bak şu anda kimse arabayla artık bir köye gidemiyor. Biz taziyelere gittik, artık bile taziyelere gidiyorum ben, artık köylere gidemiyorum. Bir yere gittiğin geldiğin zaman 150 milyon yakıt yandırıyorsun. İnsanların o gücü, o imkanı kalmadı. Şimdi tek çare, tek imkan 2023 diyorlar. 2023 de gelecek. Tek imkan, tek çaremiz, herkesin çaresi sandıktır. Bugün oy avcılığı yoktur. Bugün ülke elden gidiyor, millet elden gidiyor, vatandaş elden gidiyor.